fabrikalar açılacak. Bütün gençlerimiz iş sahibi olacak. Doğu'da Vatan Partisi rüzgarı esiyor. Üye atağının yaşandığı Şırnak'ta Vatan Partisi Slopi ilçe başkanlığı açıldı. Slopililer Vatan Partisi'nde birleşti. Buradan başlatıyoruz Slopi'den. Vatan Partisi'nin iktidar yürüyüşünü de buradan başlatıyoruz. Törende Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı konuştu. Slopi'den seslendi, HDP'nin sonunun geldiğini vurguladı. Türkiye'yi buralardan bölmeye çalıştılar. Türkiye'yi, Türk milleti buradan birleştirmeye başladı. Onları henneklere gömdük. Şimdi sıra HDP'nin kapatılmasında. Çünkü terör özgürlük olmaz. Terörün partisi olmaz. Vatan Partisi Genel Sekreteri HDP'ye oy verenlere çağrı yaptı. O yüzden onlara da Silopi'den sesleniyoruz. HDP'ye oy veren insanlarımıza gelin birleşen Türkiye'ye, üreten Türkiye'ye, vatan bütünlüğüne katılın. Ve Silopi'yi, Şırnak'ı yeniden hep beraber ayağa kaldıralım. Bursalı Silopi'de işsiz gencin kalmayacağını söyledi. Yapılan bir çalışmanın da müjdesini verdi. Buralara fabrikalar kuracağız. Ve bir tane Silopili genç boş gelmeyecek Silopi çarşılarında. Bakanlığımızla da görüşüyoruz. Buradan da müjdelerimizi veriyoruz. Diyarbakır'da bu proje başladı. Şırnak'ta da boşaltılan köylerimize geri döneceğiz. Tekrar üretmeye, ekmeye, biçmeye başlayacağız. Vatan Partisi Silopi İlçe Başkanı Mustafa Bayrak, ilçeyi canlandırmak, atağa geçirmek için ilk adımı attı. Artık Şırnak, Silopi, bütün bölgede, Doğu ve Güneydoğu'da artık iş zamanı, aş zamanı, birlik beraberlik zamanı. Bayrak, üreten ve gelişen Silopi için yurttaşları Vatan Partisi'ne davet etti. Vatan Partisi dönemi başlanmıştır. Vatan Partisi Şırnak Silopi ilçesinden iktidar sesini yükseltmiş, geleceği parlak olan bir Türkiye için daha güçlü, daha bağımsız ve cesur bir Türkiye için, birlik ve beraberlik içinde bağımsız bir Türkiye için hepinizi Vatan Partisi'ne davet ediyorum. Vatan Partisi Şırnak İl Başkanı İsmail Kabul de örgütlenme çalışmalarını hızlandırdığını söyledi. En yakın zamandan Şırnak'ın bütün beldelerine, ilçelerine, köylerine, her yerine Vatan Partisi'nin bayraklarını asacak, bunun kimsenin şüphesi olmasın. Parti binasında yeni üyelere rozetleri takıldı. Yani inşallah bu Vatan Partisi iyi olur bize diyor. Bu bozuk düzenin geldiği gibi inşallah Vatan Partisi'yle gideceğini umuyoruz. Açılıştan sonra Vatan Partisi heyeti esnafı gezdi, sorunlarını dinledi. Burası dorap olarak kullanılıyor. Burada büyük bir ilgiyle karşılaşan heyet sorunları dinledi. Hep birlikte çözeceğiz dedi. Vatandaşımız sokakta Vatan Partisi'ne üye oluyor.